Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizleri Bluetooth ile kontrol edilen arabanın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Bu arabamız bu uygulamamız. Bu şekilde iki türlü uygulama var arkadaşlar. Bir bu var. Bir de buna bir benzer bir uygulama var. O uygulama, iki uygulama sayesinde arabamız çalışmakta. Kullanacağımız malzemeler ise ardınca unumuz var. Bir adet motor sürücü kartımız var arkadaşlar. De Android telefon Android'e bağlanmak için Bluetooth TC05'imiz var. Buraya takılı kalmayın arkadaşlar. Bu motor sürücü kartına siz de elinizde hangi motor sürücü varsa, örneğin bu şekilde R298 varsa böyle kabloları çıkartabilir ve bunu direkt Arduino'ya bağlayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta motor sürücüyü Arduino'da hangi kablolara bağladığımızdır. Bu ben kabloları fazla gözükmesin diye bir yerde topladım. Şuradaki kartlar nasıl göstereyim, şu şekilde. Buradakiler arkadaşlar dizin arkadaki erkek jumperlarla Arduino'ya girer. Motor sürücünün sağında ve sonunda motor giriş kabloları var. Burada motor sürücünün güç kablosu var arkadaşlar. Buzzer'ımız ve ledlerimiz var. Ben bu kartı ses ile kontrol edilen robot için tasarlamıştım. Şu anda bu Bluetooth ile kontrol edilen robotumu uyarlayacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Ön far için ledin birini far içinde, diğer ledi sökeceğim. İki tane led de arabanın içerisinde kalacak ve istediğim zaman onları da yakıp söndürebileceğim uygulama sayesinde. Şimdi öyle bir yaklaşalım. Odaklayalım. Tamam. Şimdi yapacağımız işlem şu. Şunu da kapatalım. Şöyle koyalım. Video başlamadan önce ben içini açıp neyi nereye yerleştireceğim gibi biraz bir şey yaptım arkadaşlar. Bir plan gibi bir şey yaptım. Ama şu anda sanki onlar hiç yapmamış gibi anlatmaya başlıyorum. İlk başta arabamızın içini açalım. Bakalım bizi ne bekliyor. Dediğim gibi bu çalışan bir arabaydı arkadaşlar. Şimdi biz Arduino'yu buraya yerleştireceğiz ama şöyle koyduğum zaman ve motor sürücü de koyduğumda bu kapanmayacak arkadaşlar. Onun için gerekli dizaynları yapacağız. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben dediğim gibi videonun başında ben neyi nasıl yerleştireceğimi şöyle kafamda canlandırdım. O yüzden şimdi o aşamaları yapıyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Şunlar bize gerekli. Yani benim için gerekli olan malzemeler iskeleti tutacak. Şöyle görebiliyorsunuz herhalde. Şu anda daha net gözüküyor. Şu. İskelet tutan malzemeler. Onlar kalacak. Bunları şuradan şöyle keseceğim. Şu orta gövdeyi alacağım arkadaşlar. Ha, bu arabadan arabaya değişiklik gösterebilir. Ben ilerlesin diye şu anda kendi arabama o şekilde modifiye yapıyorum. Ettiği güzel mi arkadaşlar? Dediğim gibi bunu böyle komple burayı parçalayacağız. Onu parçalamadan önce şunu da şöyle yapalım. Şunu şuradan, bunu da nereden kesecektik? Şöyle yapalım. Şuradan keseceğiz arkadaşlar. Onun için sen gel bakalım buraya. Hemen kesime başlıyorum. Evet, işlemimiz tamam. Şu artık çöp, bunu karıştırıp koyalım. Şuraları temizleyelim. Evet, şimdi bakalım bunu buraya takıyorduk. Bu nerenindi? Bakalım bu şuranındı. Evet, bunu böyle yaptık.
Bakalım şöyle koyduk. Evet. Gayet güzel oldu. Ortası boş. Yanlardaki babalar şunlar kaldı. Şimdi gene şunu iptal edelim arkadaşlar. Otur. Kablolarını şöyle sökelim. Bu neymiş? Güç kablosuymuş. Onu da atalım. Bu da bir artısıymış. Motormuş. Bu da bir artı dahaymış. İki tane artı geliyormuş. Biri devreyi çalıştırırken diğeri motorları çalıştırıyor arkadaşlar. Mantığı odur bence. Tamam. Sonra şu kabloları ben bir kendi kablolarımı değiştireyim mi? Yani kötü duracak değil mi? Bakalım şöyle koyduğumuz zaman. Aslında kötü de durmaz ya. Dur, şu ledleri takacağım kabloyu şey yapayım. Ön farla arkayı buna bağlayacağız ya. Ona bağlamak için şunda birkaç tane kabloyu şey ledi söküp kablo yeri yapmam lazım. Ledlerimizi şimdi yerimizde ayarladık. Sonra bunların hepsini şöyle kenara çekiyoruz. Şöyle yapalım. Bakalım şimdi neyi nereye koyacağız? Bir tane yapalım kafamızda. Hop, niye fırladı öyle? Bunu böyle buraya koy. O değildi, inşallah sesimi de kaydediyordur. Bazen bilgisayarım kötü demeyim emeklerime da. İladı dolduğu için sesi de kaydetmiyor. İnşallah ses kaydı vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane pil yuvamız var bizim. Genelde ben 4 tane pili motor sürücüye, bir tane 9 voltluk pili de Arduino'yu beslemek için kullanırım. Ama burada 5 tane pilimiz olduğundan dolayı neymiş ya? Ne diyorduk? 5 tane pilimiz olduğundan dolayı hem motor sürücüye hem de Arduino'ya aynı pilden vereceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar kontrol edelim. Bir yanlışlığımız olmasın. Eksiğimiz orada. Arduino da burada. Tamam. Şimdi şöyle şuraya koyalım. Evet. Bunu şimdi yerine ben silikonlamadan önce şu Bluetooth sensörümüze takalım. 4 tane pin bıraktığım için şu yanlardaki pinleri kesiyorum. Taktığım zaman olmayacak gibi de olmazsa yan yatıracağız. Olmadı çamura battı diye bir laf var ya. O zaman hemen yan yatıralım. Şimdi Bluetooth sensörünü montajını yapıyorum. Dik bir şekilde olmadı çünkü arabanın üstüne denk geldi. O yüzden bu şekilde montajını yaptım. Bu da tamam. Şimdi bunu şöyle koyduğumuz zaman tamam, böyle burada soruyor. Sen böyle silikon orada kur. Tamam. Evet, şimdi daha güzel oldu.
Hemen şuradaki kabloları şuraya. Şimdi diyeceksiniz ki bu kabloları niye o tarafa alıyoruz? Bu artık arkadaşlar ters olursa bile, yani biz ileri git dediğimizde direksiyon sağa sola dönerse bunları yazılımla düzelteceğiz. Yani onlar yazılımsal işlemler. Şu anda sadece herhangi bir yere bağlıyoruz. Tabii bağladığımız pinleri de bileceğiz ama yazılıma söyleyeceğiz. Biz seni şu pine bağladık diyeceğiz ki yazılımımız da bilecek hangi pinde bağlı olduğunu. Evet, şimdi motor bağlantıları yapıldı. Tamam, şimdi buradan alalım şunu. Bu neydi? Güç bağlantımızı. Bunu buradan alıyoruz. Ardıncımızın güç bağlantısı nerede arkadaşlar? V-in'den. Hemen şöyle göstereyim, orada kalması. İşte şu. V-in'e taktık arkadaşlar. Bu da bizim kablomuzdu. Güç kablomuz, pillerden gelen kablomuz. Bu kabloyu hem motor sürücünün artısını eksisini hem de ardıncımızın voltaj girişine bağlayacağız. Onu da şöyle yapalım. Gerilimin bacağıydı. Tamamdır. Aynı kabloyu da ardıncımızın V-in girişine çekiyoruz. Kırmızımız artı. Siyahımız eksi. Evet, güç bağlantısını da yaptık. Zaten Bluetooth'umuz da bağlıydı. Şuraları şöyle bir toplayalım. Sonra demeyin pasaklı diye. Evet. Bu şekilde tamam. Şimdi neye geldi size arkadaşlar? Ön fara ve kırmızı park lambasına geldi. Ön fara ben şuradan iki tane led alıyorum. Ön far. İki tane de kırmızı alıyorum. Park lambası için. Bunu buradan deldik. Kırmızı lambamızı da arkadaşlar şuradan delelim. Tüh. Adamın reklamını mı deldik? Neymiş bu ya? Bu işte bu kadar. Hemen getiriyoruz. Ön tarafımız bu taraf. Şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada ben iki tane şuradaki siyahla neydi? Kırmızı ledleri söktüm. İki tane kablo giriş yeri bıraktım. Şimdi onlara arkayı ve önü bağlayacağız. Yazılımda zaten kırmızı diye gözüküyor arkadaşlar. Ben
sesle kontrol eden robotun yazılımını biraz değişiklik yaparak bunu tamamlayacağım. O yüzden hemen başlayalım. Tamam, yerini oturttuğumuz zaman otur bakayım. Sen de otur. İşte bu kadar. Tamamlandı arkadaşlar. Ön farımız burada. Park lambalarımız burada. Kornamız zaten içinde ve içinde iki tane de hangi renkti? Mavi led var. O da içini şey yapmak için, aydınlatmak için kullanacağız. Mekaniği bu şekilde tamamladık. Sonra bundan sonra yazılıma geçmeden önce devre şemasına geçelim. Devre şemasında sadece arkadaşlar neyin nereye bağlandığını görün. Evet, buyurun, şu anda görüyorsunuz arkadaşlar çıkan ekranda. Motor sürücümüz burada. HC05'imiz zaten sıfırla birinci bacağı bağlı. Bu buzzer'ımız iki tane led, mavi led'imiz bunlar içeriye aydınlatıyor. Bu led'imiz far. Buradaki ledimiz park ledi arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey yok, zaten Arduino'muza bağlı. L293'te motor sürücünün pinleri de burada gözükmekte. Haydi şu anda şeye geçelim. Neye geçelim? Yazılımı anlatmaya geçelim arkadaşlar. Yazılım kısmına göz atıyoruz arkadaşlar. S karakteri tanımlandı. İleri, geri, sol ve sağ pinlerin hangi pinleri, hangi dijital pinlere bağlı olduğu belirlendi. Mavi, yani arabamızın içindeki ledlerin 3 ile 4. pine bağlı olduğu gösterildi. Kornamız 6. Ön far 7. Arka farımız da 2. dijital pine bağlı. Bluetooth'un güç pini 8. Motor sürücünün güç pini ise 11 olarak belirlendi arkadaşlar. Burada ise motorlar ve ledler tamamıyla çıkış yapıldı. Güç pinleri çıkış yapılıp 5 volt uygulandı. Loop döngüsüne girildi. Bu döngü arkadaşlar en sondaki bir döngüye sürekli dallanarak oradan serial porttan gelen bilgileri okuyor. Bu bilgilerle bizim tanımladığımız karakterleri karşılaştırıyor. Doğruysa işlem yapıyor. Örneğin F ile karşılaştırma yapılmış. Gelen bilgi F ise ileri komutu harekete geçecek ve bu sayede arabamız sadece ileri pinine 5 volt vererek ileri gidecek arkadaşlar. Bu esnada kornayı kapatacak ve aynı zamanda tekrar DET tarafından bir bilgi gelip gelmediği kontrol edilecek. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. B gelirse geri hareketini yapar. L left'ten, yani sol sağ hareketlerini bu şekilde yapar. İki tuşu aynı anda basılırsa, örneğin ileri ve sol tuşla aynı anda basılırsa arkadaşlar, bu sefer hem ileriyi hem de sol pinini height yaparak 5 volt verir ve ikisini aynı anda çalıştırır. Bu sayede arabamız hem ileri aynı anda da sola döner. Tekrar şekilde ileri sağ şeklinde komutlarımız birbirini tekrar eden komutlar gidiyor. Sadece arkadaşlar baştaki harfler değişiyor. Bu harfler değişmesiyle de robotumuzun hangi tarafa gideceği belirleniyor. Bu harfler de zaten uygulama tarafından hangi tuşa basarsak o tuşa ait bir harf var ve o harf Bluetooth üzerinden Arduino'ya bildiriliyor. Bu şekilde de yazılım yazılıyor. Gelen harfe göre de biz işlem yaptırıyoruz arkadaşlar. Örneğin ön lamba yakmak için W gelirken ön lambayı söndürmek için de küçük harfle W karakteri bize ulaşıyor. Aynı şekilde arka ışık U, arka ışığı söndürme küçük U. Yani arka ışıkta bir tane buton var. Bastığımız zaman U geliyor, büyük U geliyor. Tekrar bastığımız zaman küçük U geliyor. Sistem bu şekilde serial porttan haberini alıyor ve ona göre de işlemini yaptırıyor. Burada korna çalmamızı göstermiş ve devam ediyoruz arkadaşlar. X dörtlüğü yakma. Yani artık anladınız. Gelen karaktere göre istediğiniz yaptırabiliyorsunuz. Yani ben dörtlü butonuna bastığım zaman arabanın içerisindeki iki adet mavi ledi yakıp söndürdüm. S
sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekilde oradaki içeriği değiştirebilirsiniz. Loop döngüsü sürekli buraya dalanarak serial portta herhangi bir veri var mı? Yani sıfırdan büyük mü? Demek herhangi bir veri geldi mi? Geldiyse bu veriyi al, serial read komutuyla data ine aktar ve alt tarafta karşılaştırma yapılır. Gelen veri F ise determinant adlı değişkene F'yi kaydet. Ve sürekli gelen veriyi biz alıyoruz ve yukarıdaki komuta gidip oradaki eğer L geldiyse işte sola dönme hareketini, R gelse sağa dönme komutunu veriyoruz. Bu şekilde robotumuz çalışıyor. Gayet basit bir mantık ve yazılım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, robotumuza yazılımı yükledik. Yazılımı yükledikten sonra test ettiğimde ön motorla arka motorun yerlerini değiştirdim. Zaten arka motordan gelen kabloyu da değiştirdim arkadaşlar burada. Sağ sol hareketlerinde gene burada bulunan kabloların yerlerini değiştirdim. Yani anlattığım sistemde aynısı arkadaşlar. Robotumuz tamam arkadaşlar. Robot. Yani arabamız tamam. Bunu şimdi daha geniş bir alanda sürelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Bluetooth'la kontrol eden arabamızı bir de bu şekilde deneyelim arkadaşlar. Daha büyük bir alan şu anda bulamadım. Diğer yapmış olduğum videoları peşinden yayınlayacağım arkadaşlar. Zaten mantığı aynıdır. Hemen ileri tuşa bastığım zaman ileri gider. Geri tuşa bastığım zaman geriye gelir robotumuz. Arabamız daha doğrusu. Bu sol manevrası. Alttaki sıkıştırıyor. Şöyle yapayım. Bu da sağ manevramız. Farımız. Park lambamız. Şöyle çevireyim. Kornamız. Bu da içerinin ışıklandırılması arkadaşlar. Araba bu şekilde çalışmakta ve yoluna devam etmekte. Şöyle kısa bir gösterim yapalım. Evet arkadaşlar, bu arabamızın da nasıl yapıldığını sizlere göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, arabayı asıl sahibine teslim ettim şu anda. Araban güzel olmuş mu oğlum? Duymadın? Olmuş. Olmuş. O zaman el salla hadi bakalım. Bay bay. Aa, eline ne oldu senin? Boyadım. Boyadın mı? Göster bakayım elini. Öbür elini de göster. Hoşçakalın. El salla. Oğlum arabayı incelerken siz sağında ve solunda bulunan bağlantılardan diğer videolarıma bakabilir. Oradaki abone butonuyla da bana destek olabilirsiniz.